Siyonistler Müslümanları hem yurtlarından sürüyor hem de öldürüyorlar ve tüm Batı da buna destek oluyor. Şimdi bütün bunlar olurken biz onlarla dost olabilir miyiz? Tabi bunu yapanlarla dost olunmaz elbette de. Yalnız burada şunu şöyle yapmak lazım arkadaşlar. Şimdi müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkmak zorunda bıraktı. Bunu bütün müşrikler mi yaptı? Mekke'deki müşrikler yaptı değil mi? Ve şeyde de Bera'e suresi yani Tevbe suresi indiği zaman da Allahü Teala orada ne dedi? Bera'etun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikin dedi değil mi? Bak 9. surenin ilk ayetlerini açın lütfen. 186. sayfa diyor ki Allah ve Resulünden bir beraedir. Yani ilişkiyi kesme açıklamasıdır. İlellezine ahadtum minel müşrikin o müşriklerden karşılıklı sözleştiğiniz ve karşılıklı sorumluluk altına girdiğiniz gruba bir beraettir diyor. Ondan sonra devam ediyor. Sonraki ayet vakitten kazanmak için 4. ayette diyor ki illellezine ahadtum minel müşrikin ama antlaşma yaptığınız müşrikler bunun dışındadır diyor. Tümme lem yenkusukum şey'a ve lem yuzahiru aleykum ahada. Size karşı herhangi bir şeyi eksiltmeyen, başkasına karşı destek vermeyenler hariç diyor. Yani Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkaran Müslümanları çıkaran, öldürmeye kalkan bunlara destek verenler bu surede Mekke'den çıkarılmakla cezalandırılıyorlar. Onun için Allahü Teala Bakara suresinin 190. ayetinde şöyle diyor ve katilu fi sebilillahi ellezine yukatilunukum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi Siyonist kelimesini kullandığınız zaman çok kapsamlı bir kelimedir. O Siyonistlerden hangisi Müslümanları öldürüyor, ülkesinden çıkarıyorsa onlarla dost olamazsınız. Onlarla iyi ilişkilere giremezsiniz. Ama mesela müşrik deyip de hepsini şey yapamazsınız. Medine'de de müşrikler vardı. Başka yerlerde de vardı. Dolayısıyla bu Tevbe suresinde Allahü Teala Mekke'deki müşriklerden bahsediyor ve Bakara suresinin 191. ayetinde de diyor ki o müşriklerle ilgili اَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Mesela o Mekke'li müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Müslümanlar Mekke'yi fethettikten sonra bu Bera'e, Tevbe suresinin o ayetleriyle onların Mekke'den çıkarılması kendilerine emredildi. Şimdi bu işi bağlamından koparan Müslümanlar ne yapıyor bugün? Mekke'nin girişine yazıyorlar. Müslüman olmayanlar giremez diye. Medine'nin girişine de yazıyorlar. Peki sen Müslüman metre mi var senin için şeyinde de oradan girenlerin kalplerinde ne olduğunu tespit ediyorsun? Böyle şey olur mu? Yani adamın nüfus cüzdanında Müslüman diye yazıyor. Bir adam Müslümanlığını bir başka adam mı şey yapacak, onaylayacak? Böyle şey olur mu? Ama hani şimdi milletin kimlikleri var. Kimlikler olmadığı zaman ne yapıyordunuz? Bu başka bir şey. Mekke'den Müslümanları çıkaranlar başka belli şu insanlardır, bitti. O insanlarla ilgili olarak da Allahü Teala Tevbe suresinin 6. ayetinde diyor ki: "Estağfirullah ve ayna hadun minel müşkin estecareke fe ecirhu hatta yesma kelamallah." O Mekke'den çıkardığın o müşrikler var ya, onlardan birisi senin yanına gelmek isterse müsaade et gelsin de Allah'ın kelamını dinlesin. Sümme ebluhu me'mene, sonra onu güvende, kendini güvende istediği yere kadar ulaştır. Şimdi Mekke'de bugün demek ki gayrimüslimlerin gelip
isteyen her birinin gelip orada Allah'ın kelamını dinleyip anlayacağı bir çalışma olmadı. Yani şimdi efendim Siyonistler bunu böyle yapıyorlar, güzel de hangisi yapıyor? Falan yerdekiler yapıyorsa onlardır sadece. Bu şeydir işte, acelecilik mi diyelim, yani çok yanlış bir yoldur. Yanlış bir yoldur.